1. sınıf Türkçe ders kitabının 105. sayfasındayız. Görsellere bakarak metnin içeriğini tahmin edelim. Ben metni daha önce okuduğum için bir tahminde bulunamayacağım. Çünkü zaten biliyorum metinde yazılanları. Siz bir tahminde bulunun. Burada bir çocuk var. Burada yaşlı birisi var. Burada bir savaş dalar. Yaşlı amca düşünüyor savaşta olanları. Yine burada çocukla yaşlı amca konuşuyor. Burada saygı duruşundalar. Burada da bir kutlamadalar. Siz bir tahminde bulunun. Şimdi ben metni okuyacağım. Dedemin madalyası. Öykü ve dedesi çok heyecanlıydı. Birlikte geçit törenini izlemeye gideceklerdi. O gün 23 Nisan'dı. "Hazırım." dedi dedesi. "Gidebiliriz." Öykü dedesinin kıyafetini görünce çok şaşırdı. Aa, sen asker mi oldun? Gençken asker olmuştum. Öykü asker kıyafetinin üzerindeki madalyayı göstererek ''Peki bu nedir dedeciğim?'' diye sordu. Bu vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için savaşa katılan askerlere verilir. Sen savaşa mı katıldın? Evet öykücüğüm, çok uzun yıllar önceydi. Vatanımızın birçok yerinde düşmanlar vardı. Düşmanlardan kurtulmamız gerekiyordu. Peki düşmanlardan nasıl kurtuldunuz? Atatürk askerlerin komutanıydı. Vatanımızın her yerine dolaştı. Askerleri bir araya getirdi. Vatanımızda yaşayan tüm insanlar düşmandan kurtulmak için Atatürk'e yardım etti. Vatanımız düşmanlardan kurtulana kadar çalışmaktan hiç vazgeçmedik. Dedesinin gözleri dolmuştu titreyen sesiyle Atatürk'ün vatanımız için yaptıklarını anlatmaya devam etti. Atatürk, bizim daha iyi şartlarda yaşamamız için yeni bir meclise ihtiyacımız olduğunu söyledi. Vatanını seven, çalışkan insanların olduğu yeni bir meclis kuruldu. Atatürk bu meclisin başkanı seçildi. Meclis 23 Nisan'da açıldı. Sonunda düşmanları vatanımızdan kovduk. Hepimiz çok mutlu olduk. 23 Nisan mı? Yani bugün. Evet Öykücü. Dedeciğim kutlamayı kaçıracağız. Tören alanına gitmeliyiz dedi Öykü. Tören alanına geldiklerinde en ön sırada yerlerini aldılar. Ellerinde kocaman bayrakları sallamaya başlamışlardı bile. Hümeyra Bektaş, Meral Canoğlu Cantürk, Eser Ünalan Şenler. Kısaltılmıştır. Şimdi etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinlik. Evet birinci etkinliğimiz. Resimlerle kelimelere eşleştirelim. Kelime çantamızı dolduralım. Birinci resimde ne var? Bir bina var. Burada bir tören var. Burada da bir madalya var. Evet, burada madalya. Üç eşleştiriyoruz. Tören, tören burası. Evet, bu binada neymiş? Meclis bir yazıyoruz. İkinci etkinlik. Haydi kelimelerle cümle yazalım. Madalya. Madalya ile ilgili bir cümle yazalım. Koşuda madalya kazandım. Cümlemizi yazdık. Bakın cümlemizi yazarken büyük harfle başladık ve nokta koyduk sonuna. Törenle ilgili bir cümle yazalım. Törende konuşma yaptım. Büyük harfle başladım, noktayla bitirdim cümleyi yazdık. Meclis, meclis ile ilgili bir cümle yazalım. 23 Nisan 1923'te meclis açıldı. 3. etkinlik. Metinde anlatılanları yazalım. Kısaca metinde anlatılanları yazalım. Öykü ile dedesinin 23 Nisan töreni için hazırlandıkları sırada Öykü'nün dedesinin asker kıyafetini ve madalyasını görmesi, madalyayı sorması ve dedesinin o madalyayı nasıl kazandığını, savaşa katılıp vatanı düşmanlardan nasıl kurtardıklarını, Atatürk'ün bu vatan için neler yaptığını ve sonra meclisi kurması anlatılıyor. Evet dördüncü etkinlik. Metne farklı bir başlık yazalım. Ben savaş kahramanı dedem yazdım. Siz de farklı başlıklar yazabilirsiniz. Nezahat Onbaşı Kurtuluş Savaşı'nda büyük fedakarlıklar göstermiş kahramanlarımızdan biridir. Burada bize kısa bir bilgi verilmiş. Beşinci etkinlik. Birlikte şiirimizi okuyalım. 23 Nisan'la ilgili bir şiirimiz var. Şu 23 Nisan'da Doğdu millet meclisi. İşte o gün her yanda. Yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlik de yaşar. Hep verirsek el ele. Sabri Cemil Yalkut. Evet altıncı etkinliğimize geçelim. Metindeki noktalama işaretlerini yuvarlak içine alalım. Bakalım metinde hangi noktalama işaretleri var. Vatanını seven, virgül konulmuş. Çalışkan insanların olduğu yeni bir meclis kuruldu. Bakın burada nokta var. Nokta yuvarlak için alın. Atatürk bu millet meclisinin başkanı seçildi. Burada yine nokta var. Nokta yuvarlak için alın. Meclis 23 Nisan'da. Evet burada kesme işareti var. Bunu da yuvarlak için alın. Açıldı. Nokta var. Nokta yuvarlak için alın. Sonunda düşmanlar vatanımızdan kovuldu. Yine nokta var. Nokta yuvarlak içine alın. Hepimiz çok mutlu olduk. Evet en sonda yine nokta var. Nokta yuvarlak içine alın. Bu metinde hangi kelimeler dikkatini çekti? Şöyle bir bakın. Dikkatinizi çeken kelimeler veya anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa öğretmeninize sorabilirsiniz. Evet etkinliklerimiz burada bitti. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Dedemin madalyası. Öykü ve dedesi çok heyecanlıydı. Birlikte geçit törenini izlemeye gideceklerdi. O gün 23 Nisan'dı. "Hazırım." dedi dedesi. "Gidebiliriz." Öykü dedesinin kıyafetini görünce çok şaşırdı. "Aa, sen asker mi oldun?" "Gençken asker olmuştum." Öykü asker kıyafetinin üzerindeki madalyayı göstererek "Peki bu nedir dedeciğim?" diye sordu. Bu vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için savaşa katılan askerlere verilir. Sen savaşa mı katıldın? Evet Öykücü, çok uzun yıllar önceydi. Vatanımızın birçok yerinde düşmanlar vardı. Düşmanlardan kurtulmamız gerekiyordu. Peki düşmanlardan nasıl kurtuldunuz? Atatürk askerlerin komutanıydı. Vatanımızın her yerini dolaştı. Askerleri bir araya getirdi. Vatanımızda yaşayan Tüm insanlar düşmandan kurtulmak için Atatürk'e yardım etti. Vatanımız düşmanlardan kurtulana kadar çalışmaktan hiç vazgeçmedik. Dedesinin gözleri dolmuştu. Titreyen sesiyle Atatürk'ün vatanımız için yaptıklarını anlatmaya devam etti. Atatürk, bizim daha iyi şartlarda yaşamamız için yeni bir meclise ihtiyacımız olduğunu söyledi. Vatanını seven, çalışkan insanların olduğu yeni bir meclis kuruldu. Atatürk bu meclisin başkanı seçildi. Meclis 23 Nisan'da açıldı. Sonunda düşmanları vatanımızdan kovduk. Hepimiz çok mutlu olduk. 23 Nisan mı? Yani bugün. Evet Öykücü. Dedeciğim kutlamayı kaçıracağız. Tören alanına gitmeliyiz dedi Öykü. Tören alanına geldiklerinde en ön sırada yerlerini aldılar. Ellerinde kocaman bayrakları sallamaya başlamışlardı bile. Hümeyra Bektaş, Meral Canoğlu Cantürk Eser Ünalan Şenler kısaltılmıştır.